Aslında ana temamız bütün 3 takımlı ve 4 takımlı puan eşitliğinde de bu şekilde oluşacaktır. Ancak ben sizlere kısa ve net bir şekilde 3 takımımızın da puan eşitliği halinde neler yapacağız onları da anlatmak istiyorum. 3 takımımızın puan eşitliğinde yine yarım puanla bir üste tamamlanan takımımız alt sırada yer alacaktır. Üste kalan 2 takımımız da biraz önce anlattığım kriterler çerçevesinde sıralamayı belirleyeceklerdir. Şayet 3 takımımız da yarım puanla ligi tamamlamışsa ve playoff grubuna, süper final grubuna başlamışsa, bu defa bu 3 takımımızın kendi aralarında oynadıkları müsabakalardan, lig grubunda ve süper final grubunda oynadıkları müsabakalardan bir puan cetveli yapılacak. Bu puan cetvelince öncelikle esas puanlarının farklı olması, daha sonra da puanları eğer eşitse daha fazla gol atan ve averajda daha iyi olan takımımız sıralamada üste yer alacaktır. Yine aynı şekilde biraz önce bahsettiğim gibi tüm takımlarımızın toplamda elde ettikleri puanlar ve attıkları yedikleri goller eşitse bu defa lig grubundaki bu 3 takımımızın kendi arasındaki sıralamaya bakacağız ve lig grubunda elde ettikleri dereceler önem kazanacak. 4 takımımız ligimizi süper final grubunu aynı puanda tamamlarsa, eğer tek takımımız buçukla üstte yer alırsa 3 takımımız 3 takımlı averaj sistemine göre sıralanacak. Evet, buçuklu takım sayımız 2 ise bu defa ikinci maddede bahsettiğim 2 takımlı puan usulü ve eleme sistemine geçecek. Fakat tüm takımlarımız yarım puanla tamamlanmışsa bu defa gene lig grubunda ve süper final grubunda elde ettikleri puanlar ile bir puan cetveli yapılacak ve bu puan cetveline göre sıralama biraz önce bahsettiğim kriterler çerçevesinde belirlenecektir. Teşekkürler ediyorum. Süper final müsabakalarının herkese hayırlara vesile olmasını diliyorum. Saygılar sunuyorum.